Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. İçimden bir ses diyor ki, herkesin sonsuz hata yapma hakkı vardır. Önemli olan yaptığın hatalardan öğrenip büyüyebilmendir. Genelde insan egosu kolaya kaçıyor. Sen kaçma. İnsanlar kurban rolünü giydikleri zaman mutlaka ama mutlaka bir katil yaratıyorlar. Yani bir kurban eden. Ve bir kurtarıcı bekleyerek hayatlarını acılar içinde geçirmeye devam ediyorlar. Sen bekleme dostum. Hayatındaki tüm yaşanmışlıkların tek sorumlusunun kendi seçimlerinin olduğunu fark et. Bu çok sancılı bir süreç olsa da bir o kadar da özgürleştiricidir. Sen özgürlüğü seç dostum, özgürlüğü. Sen kurban rolündeyken suçlayıp yargıladığın birileri mutlaka ama mutlaka vardır. Ama bu durumda olayın sorumlusu olarak o kişileri gördüğün için yarattığın kısır döngünün içinden çıkamazsın. Onun için de döner döner durursun. Çünkü tüm sorumluluğu ve kendi gücünü ona vermişsindir. Dikkat et. Oysa ki sorumlunun sadece ve sadece kendi seçimlerinin olduğunu kabul edip sorumluluğunu ve gücünü eline aldığın zaman bu döngüyü kırabileceğini fark et. Sen kendi sorumluluğunu kendin al. Sadece sorumluluğunu aldığın şeyleri dönüştürüp değiştirebilirsin. Bunu fark et. O zaman güç sana geçer. Fark edilmesi gereken şey aslında çok basittir. Kurban da, kurban eden de, kurtarıcı da sen kendinsin. Ama egon susmaz, zihnin susmaz, direnir de direnirse, suçlar da suçlarsa sen acı çekmeye adaysın ve devam edersin. Gücü eline almak, sorumluluk almak aslında cesaret ister. Kaçmak en kolayıdır. Ama sen zoru seç. Cesur ol. Hadi fark et. Kendi gücüne inan. Sen çok güçlüsün. Bütün sorumluluğunu ellerine al. Dedim ya, biz bu dünyaya öğrenmeye geldik. Bu yüzden sonsuz hata yapma hakkımız vardır. Sen hata yapmaktan korkma. Korkacağın şey ne biliyor musun? Aynı hatayı tekrar tekrar yapmak, bir çıkmaz sokağa girip o çıkmaz sokaktan bir türlü dışarı çıkmamak ve hedefine ulaşacağını zannetmektir esas hatan. Sen
sana faydası olmayan, acı veren seçimlerini fark et ve onları şimdi, şu anda değiştir. Önemli olan kendini düşerken izleyip o döngüden çıkış yolunu bulabilmendir. Yalnızca şikayet edip yan gelip yatmak değişim için, dönüşüm için sorumluluk almaktan korkanların işidir. Ama sen korkak değilsin. Hadi hemen şimdi şikayet etmeyi bırak. Bil ki ben daima seninleyim. Ne kadar küçük olursa olsun, ilk adımı isteyerek at. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinle iste. Tüm samimiyetinle iste. Göresin ki mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, arkadaşlarınızı davet ettiniz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum.